arkadaşlar. Bugün G300 bakmak için G300 paketini tekrardan açacağız sıfırdan. Yeni tekrardan satın aldım. Memnunum ele oturmasıyla şu anda nereden aldım? MediaMarkt'tan aldım. 119 TL'ye aldım. Ayrıca içinde şey de veriyorlar. Mousepad de veriyorlar. Paket bu. Güzel, şık, mavisi. Gayet yakışıklı. Paketin içinden çıkan, şu an hala mouse'um yok bu arada. Mouse takmadım. Mouse'un içinden bayağı geniş, büyük bir mousepad çıkıyor. Güzel. Kayganlığı veya bir hissiyat güzel. Bir önceki mousepad'imi değiştirdim. Başka bir şey bulamıyordum. Şimdi başlayan çıkıyor. Normal dışarı satılan G300S kutusu çıkıyor. Ayrıca değişik birkaç tane çıkartma koymuşlar. Gayet ilginç. Fena değil. Özellikle hızlar. Ben kullanmam ama kullanmanın saygını sonsuz. Bir de bir tane bardak altlığı var. Evet, en çok kullanacağım şeylerden bir tanesi. Onun kutusuna gelirsek her zaman gibi korkunç bantlarla uğraşıyoruz. Küçük okumayan kılımı kozuyla beraber bir kenara koyduk. Arkadaşlar mouse'umuz bu. En zor kısmı. Korkunç şeyi nasıl açılacağına dair fikrim derken alttan açılıyormuş zaten. Mouse kablo uzunluğu yeterince uzun. Herhangi bir sorun yaşatmıyor. El oturması falan harika. Bilmiyorum. Büyük elleri olan insanlar için gerçekten büyük bir nimet bu. Mouse'u direkt takıyoruz. Bakalım ne çıkacak bize. Evet, mouse'umuzu taktık. Direkt takar takalım zaten. Mouse harekete geçti. Şu an birazdan da göstereceğim profillerden sarı olanı gözüküyor. Yukarıdaki tuşlardan üzerinde kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane makro yapabiliyoruz bunlarla. Daha fazla isteyen bir şey yapabilirsiniz. Ayrıca arka tarafta iki tane daha tuş var. Bunlardan bir tanesi profil geçişleri. Daha şu an profil oluşturmadık. Renkler değişecek. Bir tanesi de mouse'un DPI ayarları. Yani mouse'unuzun yavaş ve daha hızlandırmasıyla alakalı bir şey. Ben buralara da makro koyuyorum açıkçası. Mouse'u indirdikten sonra Logitech'in sitesine gireceğiz. Buradan mouse. Benim ki mouse'um bu. Mouse'umuz bu. G300'den buradan buluyorsunuz. Şurada Logitech Gaming Software yazıyor. Oraya tıkladığınız zaman çıkan siteden direkt buradan bilgisayarınızın işletim şeyleri 64, 32 vesaire ekran seçenekle indirebilirsiniz. 85 MB'lık bir şey zaten. Ki burada indirilmiş bir şey var. Evet arkadaşlar, indiriyoruz. İndirdikten sonra böyle bu herhalde şu yanlış hatırlamıyorsam şöyle çıkıyordu. İlk ortaya çıktığında. Sonra bundan açıyorsunuz. Otomatik oyun algılamayı açıyorsunuz. Kendinize bir profil oluşturmanız gerekiyor. Şuradaki özellikleri tanıtayım. Buradan kendinize yeni bir profil oluşturabiliyorsunuz. Yeni bir profil. Örnek veriyorum. Ne olsun? Ne olsun? Örnek veriyorum. Tamam diyelim. League of Legends olsun. Tamam, seçtik. Zaten direkt şeye geliyor. Ve bu yeni bir profil oluşturmuş oluyoruz. İsterseniz oyuna tekrar tekrar bir sürü şey açabilirsiniz. Bende mesela Counter var, League of Legends var. Onun dışında World of Warcraft vardı daha önce. Testiniz herhangi bir oyunu yapabilirsiniz. Bunu sadece egzesini yapmanız yeterli. Buraya geldikten sonra bu ne oluyor? Buradaki bütün tuşlarınızı kullanabiliyorsunuz. Onun dışında buradan DPI ayarlarınızı yapabilirsiniz. Hız, ne kadar maksimum hızlan vesaire. Bunları deneyerek yapın arkadaşlar. 4 tanesi bu tuşlar arasındaki şu arkadaki DPI'yi ayarlayan şeyler. Yani her ben bunu basış yaptığımda bunlar arasında geçiş yapacaktır. Daha hızlı, daha yavaş, size kalmış bir şey nasıl kullanıyorsanız. Ben genelde yalnız buradaki 400'de, DPI ayarım 400'de ve rapor hızı da 1000'de genelde çalıştırırım. Aydınlatma renkleri var. Kendi profillerinizi oluşturabilirsiniz. Yani örnek veriyorum, League of Legends oynarken buradaki mavi rengi ayarlayabilirsiniz. Böyle de yansıması da bu şekilde oluyor. Mesela mavi, buna kendiniz yaptığınız makroları mavi atarsınız. Mesela diğer rengi buradan seçtiğinizi örnek veriyorum. Şu beyazı sarı yapalım. Bunu mesela Counter Strike için yapabilirsiniz.
Ve buradaki diğer tuştaki geçişler arasındaki hallettikten sonra göreceksiniz. Işıklar arasındaki geçişleri gördüğünüz zaman öne göre şu an bu profildeyken Counter'daki sadece makrolarım çalışacak. Ya da sadece League of Legends'daki maviye geçtiği zaman League of Legends'dakiler çalışacak sadece gibi. Yani böylelikle tek bir mouse'a 3 tane makro atayabiliyorsunuz. Kesin görebileceğim şey G300 arkadaşlar, sana öneriyorum. Teşekkürler.